Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. Havalar sıcak ama yaz da olsa, sonbahar ilkbahar da olsa, kış da olsa bol su içmeliyiz. Peki su içeceğiz ama eskisi gibi hani köy çeşmeleri, mis gibi pınarlar, hatta çok daha eskiden tertemiz akarsular yok ki suyu nasıl içeceğiz? Eğer iyi suyu bulamadıysak bu suyu nasıl hafızasını, enerjisini geri kazandıracağız? Biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz su pınardan ilk çıktığı zaman veya tertemiz ortamdaki akarsularda, kayaların üstünden akan sularda buna canlı su deniyor. Yani iyonize su, suyun hafızasının en iyi olduğu, şifasının en iyi olduğu ve aynı zamanda da ORP değerlerinin yani bize saldıran serbest radikal ve oksidan değerlerinin en düşük olduğu, bunu temizleme gücünün en yüksek olduğu hali. Ama şimdi şehirde plastik damacanalar var, cam damacanalar var, güneş ışığı görebiliyor, bekleyebiliyor, filtre alsak, ne yapsak bir akıl karışıklığı var su konusunda. Bir kere genel olarak söyleyeyim, iyi su içmek önemli. Çünkü bizim %66 civarında diyeyim yaşla değişiyor. Bebeklerde %80'e yakın ama çok yaşlarda hele iyi de sulamıyorsa kendini yüzde bazen 55'lere kadar düşebiliyor su oranı. Dünyanın da aynı oranda yani yaklaşık insanın da 3'te 2'si, dünyanın da 3'te 2'si, hücrenin de 3'te 2'si yaklaşık su. Yani makro oranla mikro oran değişmiyor. Fakat içtiğimiz suyun kalitesi çok önemli. Birincisi Filtre edilmiş su içmek bence çok önemli çünkü ağır metaller ve sanayi artıklarının hatta maalesef bazı yerlerde bu sene e, ünlü bir tatil beldemizde birçok kişi kanalizasyonun e, içme sularına karışmasıyla gastroenteri çok fazla oldu suyun hijyeni biraz şüpheli oldu ama ağır metaller konusunda ben çok hassasım çünkü kansere kadar gidebilen sıkıntılara yol açabiliyor. Peki ünlü Japon doktoru Doktor Masaru Emoto bir bilimsel makale yayınladı, fotoğraflar yayınladı ve dedi ki suyun hafızası var. Dünya orada bir karıştı. Tabii ki suyu biliyoruz. Hani bazen içerken "çok güzel bu su, bu şahane bu su bana iyi geldi." diyoruz veya "şifa olsun, şifa olsun." diyoruz. Ya bazen de "ya bu suyu da sevmedim." diyoruz. İşte doktor Masaru Emoto bir araştırma yapıyor ve suyun moleküllerinin ileri bir teknolojiyle fotoğraflarını çekiyor. Ve bakıyor ki örneğin Mozart dinleyen veya bazı dini ritüellerin uygulandığı veya huzurlu doğa ortamında bulunan suların molekülleri büyük bir harmoni halinde ve çok güzel şekillerde çıkar iken kavga, gürültü, küfür, ters enerji, negatif enerji olan ortamda ise su molekülleri ve hatta o buzları suyun buza dönüşmesinde bir takım sıkıntılar oluyor. Allah Allah. Su ne kadar enteresan. Bu arada birçok ritüellerde de biliriz. Mesela suya işte ayetel kürsü okurlar, şifa niyetini içerler. Veya suya bir takım güzel aromalar, maddeler eklerler. Hatta Anadolu kültüründe ne vardır biliyor musun? Suyu böyle isteyerek sahil vızıdırlar, şifa olsun derler. ...suya enerji yüklüyor. O bluetooth bağlantısı var. Bizim böyle bir gücümüz var. Suya şifa enerji yüklüyor. Şimdi iyi su içmek önemli. Yani ben de çok araştırdım işte damacana mı, plastik mi vesaire mi... ...ama filtre edilmiş suyu bir de iyonize suyun... İnsan vücudu için çok daha sağlıklı olduğu kanısına vardım. Nasıl mı vardım? Çünkü su bildiğiniz gibi kaynaktan çıktığı zaman hafızasının ve enerjisinin en iyi olduğu halde. İşte buna canlı su deniyor. Bu su vücudumuz için büyük bir şifa kaynağı. Fakat su bekledikçe, bunu belki benzetmek doğru değil ama nasıl limon, portakal, işte domates, şeftali, kayısı bekledikçe oksidasyona uğruyor, serbest radikallerle kalitesini kaybediyor. Benzer şey aslında su içinde geçerli. Tamamen aynı olmasa da su da çok bekledikçe, hele bir de güneş ışını alır ve plastik içerisinde olursa reaksiyona maruz kalabiliyor. Burada bazı aletlerle ve teknolojinin yardımıyla canlı su yani iyonize su yapabiliriz ve vücudumuzu kanserden korumak için, ağır metallerden temizlemek için, hücrelerimizin sulanması için ve kırışıklığın azalması, yorgunluğun azalması, cildin daha pürüzsüz olması, yorgunluğa karşı mücadele için çok daha iyi bir avantaj elde edebiliriz. Şimdi ben araştırdığımda ileri bir ülkenin Güney Kore'nin teknolojisi değişik aletler keşfettim. Şu an ben kendimde şu an kullandığım bu anlatacağım, bilgi vereceğim değişik değişik aletler var. Bir tanesi hani insanlar da yapıyor suya kristaller veya gemstone bu yarı astrolojik taşlardan koyuyorlar. İnanıyorum işe yarar. Bunu da bir takım taşlarla ve kapsüllerle içerisinde konan bir termos, şurada bir aparatı var içerisinde filtre gibi. Suyu onu koyduğunuzda belli bir süre bekleyip dedikten sonra suyu 8 buçuk hatta bazen biraz 9'a yakın alkali değerine çıkartıyor ve suyu canlı suya daha yakın bir hale getiriyor. Yolculukta, işe giderken böyle bir termos kullanabilirsiniz. Ben kendim biraz daha pH yüksek ve ORP değeri. ORP nedir? Oksidasyonu azaltma potansiyeli. Şimdi biz hava kirliliği, stres alkol, sigara, kimyasal ilaçlar, böcek ilaçları, diğer tarım ilaçları birçok şeyle devamlı ve radyasyon özellikle devamlı bir şeye maruz kalıyoruz. Orak değerini düşüren, antioksidan değerini düşüren serbest radikal bombardımanına maruz kalıyoruz. Tabi vücut başta karaciğer olmak üzere bu serbest radikallere karşı bir şemsiye örüyor. Ama bunun %99'unu yaklaşık temizlerken bir miktarı kalıyor. İşte bu bir miktarda bizi yavaş yavaş yaşlanma, kırışıklık, cinsel performanslı düşkünlük, unutkanlık, yorgunluk, ciltte kuramak, vesaire bir sürü sıkıntıya yol açıyor. En kötüsü de kanser ve kronik hastalıklar, romatizma enflamasyon gibi. İşte bu ORP dediğimiz oksidasyonu düşürme potansiyeline sahip olan maddeler bunların belki en başında en kolayı en ucuzu da su. Bu aletlerde ORP değerini düşürüyor. Sıfırın altına düşürüyor. Eksi bir bile olsa bu kıymetli demek. Şimdi nasıl kullanıyor? Normal suyu koyuyorsunuz. Tabii iyi bir su koyuyorsunuz. Çünkü bu, bu su filtre cihazı değil. Mesela ben bunu çok kullanıyorum. Normal bastığınız bir daha bastığınızda aşağı yukarı 5 dakikada suyu iyonize ediyor. Yani suyu akıllı su, canlı su haline getiriyor. Bunda ise anot ve katot var. Gördüğünüz gibi anot ve katotla pH'i 9'a kadar çıkartıyor. Hakikaten içtiğinizde de zaman içerisinde suyun gücünü, suyun verdiği enerjiyi ve vücudunuzdaki sindirimi destekleyici etkisini hissediyorsunuz. Üçüncü bir alet daha var. Bu 5 dakika içerisinde kendini hazırlasın. Bu ise daha profesyonel bir alet. Ülkemizde de bazı hastanelerde var. Onkoloji yani kanser servislerinde kullanılıyor. Çünkü alkali beslenmenin veya alkali suyun anti kanserojen etkisi olduğuna dair artık birçok onkolon görüşleri var. Hakikaten çok asidik besleniyoruz. Yani kızartmalar, fast food'lar, işlenmiş kırmızı etler, asitli içecekler, beyaz un, beyaz şeker gibi çok asidik besleniyoruz. Eskiden böyle değildi. Daha doğaldı beslenme. Şimdi bu da ne yapıyor? pH'i 11.5'a kadar çıkartıyor. Bu normal sizler için geçerli değil. İleri derecede kronik hastalığı olan özellikle kanser hastaları için bize 8.5-9 pH değeri iyidir yeter. Burada enteresan bir bilgi. Ben bunu bir televizyon programında canlı yayında yaptım. Mesela zemzem suyu enteresan 8.9 çıktı pH'i. Yani neredeyse 9 çıktı. O yüzden belki birçok insana çok yorgun olduğu zaman laktik asit salgılanıyor. Belki de ondan dolayı dengeliyor. Şimdi bu aletin özel bu tıbbi bir alet medikal bir alet yani bakanlık onaylı EC European Certificate ve American Food and Drug Administration yani FDA onayı olan bir alet onda da normal. Tabii ki bunu size göstermek için yapıyorum. Basıyorsunuz. Bu daha tabii profesyonel bir alet. Evinde hasta olanlar da belki kullanabilir. Ama bu da normal ev kullanımı için pratik. Ben bunu kullanıyorum. 5 dakikada suyu hallediyor. Ben çok su içtiğim için çabuk bitiyor. Bunu çay, kahve, meyve suyu diğer içeceklerde de kullanabiliyorsunuz. Neden bunları tüketmeliyiz? Biraz ondan bahsedeceğim. acık notlarımdan da bakacağım size. Eksik bilgi vermeyeyim diye. Şimdi buradaki önemli bir konu su kristallerinin müthiş bir aklı ve hafızası var. Enerji bağıyla birbirlerine bağlılar ve ortamdaki pozitif ve negatif düşünce ve frekanslardan etkileniyorlar ve bunları taşıyorlar. Su doğadan çıktığı anda canlı ama hani akarsu, yağmur suyu, taş üstünden akarsu gibi ama durgun su ise gittikçe daha ölü oluyor. Basınçlı borularla taşınan şebeke suyu ağır metallere belki maruz kalabilmesinin dışında sıkışarak daha büyük moleküller halinde olabiliyor ve büyük su moleküllerinde bekliyor. İşte o zaman da canlılığı kaybediyor. Durgun veya ölü su da diyebiliyoruz buraya. O zaman hücrelerin içerisinde girişi zorlaşıyor. Detoks yapıcı veya aktif sulandırıcı etkisi azalmış oluyor. Şimdi canlı suyun molekülleri ise altıgen yani heksagonal yapıda ve daha küçük, daha hızlı hareket edebiliyor, nüfus edebiliyor. Dolayısıyla da toksin atmamıza yardımcı oluyor. Doğru oksijeni alırsak, doğru suyu bol miktarda içersek veya bu sudan yapılan alkali içecekleri, Yasemin çayı, rezene çayı, yeşil çay, mate çayı gibi veya kahve gibi asidik içecekleri bu suyla yaparsak onların o açıdan olan zararını da minimuma indirmiş oluyoruz. Suyu nasıl içeceğiz? Şimdi suyu nasıl içtiğimiz de önemli onu göstereceğim. Bu aşağı yukarı olmak üzeredir herhalde. Ben buradaki sudan kullanacağım. Suyu lütfen oturarak içiniz. Suya saygı gösterin. Soluduğumuz havaya ve su büyük bir nimettir. Gerçekten suya saygı gösterin. Ve suyu içerken suyla ile bütünleşin. O bluetooth bağlantısı sadece cep telefonu veya işte müzik aletleri televizyonla aramızda yok. Bizim zihnimizde müthiş bir enerji alışverişi içerisinde. O yüzden suyu içeceğiniz zaman genelde cam, porselen, yani plastikte veya o mika şeylerde mecburen ben de bazen onlarla içiyorum ama genelde cam en sağlıklısı. Veya başka doğal malzemeler, seramik gibi, porselen gibi veya çok süslü bardaklar da olabilir ama bildiğimiz tertemiz bardak. Bu arada bende de bir belki tik gelişti. Ne kadar bulaşık makinesinde o parlatıcılar falan kullanılıyor ya, Ben bir kere de çalkalıyorum şöyle üzerinde kalan kimyasal, kalma ihtimali olan kimyasalları temizlediğimi emin oluyorum. Bu su iyonize oldu. 5 dakika içerisinde pH'i yaklaşık 9'a yaklaştı. İlk pınardan çıktığı canlı su gibi oldu. Suya bu saygıyı göstermek lazım. Suyu içeceğimiz zaman... Bunu koyduk. İçeceğimiz kadarını koyalım. Mutlaka oturuyoruz çünkü su daha yavaş gidiyor ve daha iyi sindirime destek. Öbür türlü dümdüz olduğu zaman çok hızlı geçiyor emilim açısından. Genelde sağ elinizi kullanmanızı öneririm. Sol tarafımız enerji alıcı, sağ tarafımız enerji vericidir. Bu nedenle genelde suyu sağ elle içmek daha iyi. Suyu içerken onu hissedin. Suyu o saygıyı gösterin. Hani şifa olsun derler ya siz de bu su bana şifa olacak deyin. Pozitif enerji yükleyin suyun hafızası var inanın. İçerken de ben genelde rahat bir ortamdaysam gözlerimi kapatıyorum ve suyu hissederek. Kana kana doya doya içiyorum. Şifa olsun. Hadi siz de ee, şimdi videom bitiyor gidip şöyle kocaman bir bardak kana kana su için.